Müslümanları bir olarak mütalaa etmiş. Ne mutlu Müslümanım diyenlere demiş. Ne mutlu Müslümanım diyenlere. Ayırmamış, kayırmamış. Birini alıp birini atmak etmemiş. Böyle bir muamele yapmamış. Ama bu çerçeveden çıktınız mı barışı kaybettiniz. Mesela şimdi hani okullarda, okulların duvarlarında, bahçelerde, hükümet binalarının duvarlarında bir söz var. Hepimiz biliyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bakın bu söz bugün bakın hiçbir hakikat ifade etmiyor. Niye? Mutluluk demek, dersin başında söyledim, insanın ruh ve beden itibariyle huzura kavuşmasıdır. Bedenin de doyması, ruhun da doyması haline ne diyoruz? Mutluluk. Doymuyorsunuz. Manen açlık var, maddeten açlık var. Paramızın değeri düşüyor. Şimdi ne mutlu Türk'üm diyene tamam. Bir şey demiyorum. Bakalım şimdi hadiselere. Mutluluk kime mahsus şu memlekette? Bir Amerikan doları bizim paramızla 20 milyon ederse bu memlekette mutluluk Amerikalıların mı olur, Türklerin mi olur? Siz söyleyin. Hani ne mutlu Türk'üm diyene. Bir Alman gavuru, kitaplı gavur, bir Alman gavuru gelip de cebinden 1000 mark çıkarttığı zaman 11 milyon para ediyor. Senin 11 milyonun 1000 mark. 11 milyon para. Senin paranın kıymeti gitmiş, değeri düşmüş, gidiyor, düşüyor, düşüyor. Bu durumda cebinden 1000 Amerikan doları çıkaran adam mı İstanbul'a daha mutlu olur? Cebinden 1000 Türk lirası çıkardığı zaman tuvalete sokulmayan Türkler mi daha mutlu olabilir? Hangisi mutlu siz söyleyin. Almanlar mutludur, Amerikalılar paralarının değerine göre bugün insanlar konuşuluyor. Senin paranın değeri hızla düşerken ne mutlu Türk'üm diyene dersen sana gülerler mi gülmezler mi? Adama gülerler ya. Bak kelime ortada yani. Bugün azınlıklar bütün Türkiye'de en mutlu insanlar Yahudilerdir. Ekonomiyi ele geçirmişler, ithalatı ele geçirmişler, ihracatı ele geçirmişler, ham madde kaynaklarını ele geçirmişler. Ne mutlu Yahudiyim diyenlere deyin kardeşim. Ne mutlu Türk'ü ya. Mutlu bir tane Türk var mı? Hepsi kana alıyor. Davullarla, zurnalarla gönderdiğiniz askerler tabutlarla köylerine taşınıyor. Var mı mutluluk burada? Hani mutluluk? Bana mutluluğu göster bakın. Barışı sağlayamıyorsunuz. Huzuru sağlayamıyorsunuz. Kalkınmayı sağlayamıyorsunuz. Paranın değerini koruyamıyorsunuz. Kurtaramıyorsunuz. Mutluluk olur mu? 9 milyon işsiz var Türkiye'de. 9 milyon Çalışma Bakanlığı'nın raporudur bu. Her işsiz adamın da 3 tane yakınını hesaba katarsanız 9'u 3'ten çarparsanız ne olur? 27 milyon olur. Nüfusumuz zaten 60 milyon. Yarısı işsiz ya. Ne mutlu Türk'üm diyene dersen olmaz. Mutluluk ekonomiyle olur, İslam'la olur, kalkınmayla olur, sanayiyle olur, paranın değer kazanmasıyla olur. Palavrayla olmaz.